Herkese merhabalar arkadaşlar. Neredeyse bir yılın ardından nihayet yeni bir video ile karşınızdayım. Yine tarihin derinliklerine inip bugün bize gerçek diye dayatılan ispatlanmamış teorilerin çıkış noktalarına değinmeye çalışacağım. Bu çıkış noktalarının ve çıkaran kişilerin kimliklerinin, bu kişilerin neredeyse baş koyduğu misyonlarının anlaşılmasının ortadaki büyük yalanı kavramamız için anahtar olacağını düşünüyorum. O nedenle size detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Uzun uzun dinlemek istemeyenler videoyu kapatsın. Lakin uzun zamandır videoyu gözleyen kanal dostlarımın özlemini gidermek istiyorum. O yüzden biraz sanırım uzun bir video olacak bu. Kopernik ile başlayacağız arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi Kopernik tarihte yerini evrenin yeni ve farklı bir modelini önerdiği için almıştı. Kopernik'ten önce insanlar Ptolemy'nin evrenin ortasında düz ve kapalı bir dünya modeline inanıyorlardı. Kopernik, dünyanın değil güneşin evrenin merkezi olduğunu ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ileri sürmüştü. Bu güneş merkezli model bugün büyük ölçüde kabul görürken dünyanın merkezi olduğu bu geosentrik model neredeyse çöpe atıldı. Kopernik'in önüne sürdüğü bu modeli tartışmaktan ziyade Kopernik'in çok fazla bilinmeyen kimliği ve bu teoriyi ortaya atışı ve bu süreçte muhatap olduğu kişileri irdelemek istiyorum ben bu videoda. Çünkü bu süreçte ona yön veren kişiler bugün esasında dünyaya yön veren tarikatların kuruluşlarının ilk adımlarını atmış kişilerdi. O nedenle bu bağlantının çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kopernik'le ilgili bilinmeyenlere gelirsek, öncelikle Kopernik 3. dereceden Aziz Dominik Kilisesi'ne bağlıydı. Ve kilisede kariyer yapmaya karar verdiği zaman astroloji ve astronomi de çalışmaya başladı. Bazı kaynaklar Kopernik'in hiçbir zaman rahip olarak yemin etmediğini iddia ediyor ama bunu iddia etseler de Kopernik bir rahipti ve hiç evlenmedi. 1537 yılında Polonya Kralı Sigismund'un Emerald'ın boş piskoposluk koltuğu için önerdiği 4 adayın içinde Kopernik'in isminin de geçmesi en azından ileriki yıllarında Kopernik'in rahipliğe adım attığının kanıtı olarak gösteriliyor. Ki eğer rahip değildiyse Polonya Kralı ne diye piskoposluk koltuğu için Kopernik'in adını versin aday olarak, değil mi? Bu çok saçma olurdu. Sonra mesela Kopernik'le ilgili bir başka şey, takvimin yeniden ne şekilde düzenleneceği konusunda tavsiyesi sorulduğu zaman ilk başta buna karşı çıktı. Daha sonra Papa 3. Pole, Gregorian takviminin temelini teşkil eden gözlemler içeren bir dizi mektup yazdı. Kopernik uzun süre güneş merkezli model üzerine olan inançlarını yayınlamayı reddetti. Sonunda 1531 yılında teorilerini 7 aksiyomda açıkladığı kısa bir özet yayınladı. Aksiyom nedir derseniz, kendiliğinden apaçık olan, o nedenle kanıtlanmaya ihtiyacı olmayan önerme demektir. Ama yani biz bunu sorgulayacağız çünkü kanıtlamaları gerekiyor. Tabii biliyorsunuz bundan sonra da Kopernik'ten sonra da bu konsept hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Ve 2 yıl sonra Albert Widmansstraat, Papa 7. Clement'e Kopernik modelini anlattı ve bu nedenle ödüllendirildi. 1536 yılında Kapua Başpiskoposu olan Kardinal Schönberg, teorisini tam olarak yayınlaması için Kopernik'e baskı yaptı ya da en azından masrafını kardinalin ödeyeceği bir kopyasını edinmek istedi. 1539 ve 1541 yılları arasında 66 sayfalık bir mektup ve bir ön bölüm yayınlandı ve dağıtıldı. Hep de 66 çıkıyor karşımıza. Neyse, sonra Kopernik'in Papa 3. Pole mektupta anlattığı gibi Kardinal Schönberg ve Kalm Piskoposu Gise'nin ve diğer birçok kişinin ısrarlarına dayanamayıp teorilerinin tamamını yayınlamaya karar verdi. Kitabın tamamlanmış kopyası 24 Mayıs 1543 yılında ölmeden birkaç saat önce ellerine verildi.
Kopernik'in güneş merkezli teorisinin o dönemde Katolik Kilisesi'nin üst düzeyindeki kişileri tarafından gayet iyi bilindiğini unutmamak gerekiyor. Kopernik teorilerinin ölümünden sonra yayınlanmasını istese de üst düzey kilise görevlilerinden gelen ısrarcı baskılara dayanamayıp sonunda el yazmalarını yayınlamayı kabul etmişti. Ayrıca başlangıçta görüşlerini reddedenler Katolikler değil, işte Martin Luther, Philip Melanchthon gibi diğer Protestan liderleriydi. Hatta Katolikler, Protestan ilahiyatçılar Kopernik sistemine kutsal kitaba aykırı olması nedeniyle muhalefet ettiler diyerek bu sistemin kutsal kitaba aykırı olduğunu itiraf etmişlerdi. Soru şu, Katolik Kilisesi güneş merkezli sistem için Kopernik'e neden bu kadar çok baskı yapmıştı? Cevap biraz karmaşık ama özetle kamudaki yeryüzü anlayışının doğru bir anlayıştan yanlış bir inanca dönüşmesini istiyorlardı. Bunun arkasında ise kurulmak istenen yeni dünya düzeni ütopyası ve cizbit oluşum vardı. Hegel diyalektiğine bakalım. Hegel diyalektiğinde hükümetler ve çeşitli değişim temsilcileri tarafından kamuoyunun düşüncesini etkilemek ve istenen bir değişikliği sağlamak için kullanılan bir araçtır. Basitçe söylemek gerekirse yapay bir sorun, yapay bir gündem yaratılır. Bu problem önceden belirlenmiş bir tepki ortaya çıkarır ve sonra bu tepki istenen çözümü üretmek için kullanılır. Halktan istenilen tepkiyi almak için ya yeni bir kriz üretilir ya da hali hazırda mevcut olan bir krizden faydalanılır ve bununla halkın başlangıçtan beri belirlenmiş bir çözümü talep etmesi beklenir. Kopernik'in güneş merkezli sistem tezleri Katolik hiyerarşisine dünya çapında bir aldatmacanın temelini atma konusunda mükemmel bir fırsat sundu. Bu aldatmaca son derece geniş, uzaylıların ve diğer canlı yaşam biçimlerinin de yaşadığı sınırsız bir alanda dönen küçük bir küre dünya tezi üzerineydi. Ve bu durum Tanrı sözü olarak kabul edilen ve inanılan kutsal kitap üzerinde çok ciddi bir şüphe uyandırıyordu. Çünkü kutsal kitaba göre yaşadığımız dünya hareket etmiyordu. Bu durum ayrıca düşünülemez derecede büyük bir evren sunarken aynı zamanda yaratıcı fikri de ortadan kaldırıyordu. İnanç üzerindeki bu değişimi sağlamanın temellerini atan genellikle cizvitler olarak bilinen ve yeni bir oluşum olan İsa'nın Cemiyeti adındaki bir Katolik gruptu. Kopernik'in güneş merkezli evren sistemi tezini yayınlamama konusunda direndiği dönemde Katolik Kilisesi Protestanlığa karşı bir savaş veriyordu. Cizvit tarikatı 1540 yılında Kopernik'in takvim reformu ile ilgili olarak karşı çıktığı ve göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı kitabını adadığı Papa olan 3. Paul'un onayı ile kuruldu. Bu bir abartı değil. Son derece isteksiz bir rahip olan Kopernik'e kutsal yazılarla çelişen güneş merkezli evren sistemi tezini yayınlama konusunda baskı yapan kurum Katolik Kilisesi'ydi ve yeni kurulan bu tarikat kutsal yazıların ve yaratıcının inanılırlığı konusunda halkın bakış açısını değiştirecek bu operasyonun baş aktörü olarak sahne alıyordu. Cizvitler ve diğer Katolik oluşumlar arasındaki fark, Cizvitlerin sürekli olarak demonik ruhları çağırmaları idi. Bu Cizvit tarikatının kurucusu olan Loyalalı Ignatius'un, sözüm ona tırnak içinde söylüyorum, manevi egzersizleri yoluyla yapılıyordu. Ve bu ruhsal egzersizler onları zihinleri kontrol altına alınmış köleler durumuna getiriyordu. Kendi sözleriyle üstlerinin iradesine tereddüt etmeden uymak için bir ceset ya da bir kadavra gibi olacaklardı. Bu adanmışlık Cizvit yemininde yer alıyor. Onu da çevirdim sizin için ve ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Ettikleri yemini duyduğunuz zaman tüyleriniz ürperecek ve nasıl bir kirli amacın içinde olduklarını çok net göreceksiniz. Bunun yanında
Tarikatın kurucusu Loyalalı Ignatius'un bu bahsedilen Manevi Egzersizler kitabını ben satın aldım ve ara ara fırsat buldukça okumaya, araştırmaya çalışıyorum. Kitap İngilizce çevirmem lazım, o yüzden yani biraz zaman alıyor sizinle paylaşabilmem. Eğer yapabilirsem ileride sadece bu ruhsal hareket ile ilgili bir çalışma belki yayınlayabilirim, ama şu kadarını söyleyeyim. Büyük ölçüde bugünkü New Age akımlarını andıran ve Kabala'dan izler taşıyan bir inanç sistemi şeklinde görünüyor. Ama bunun detaylarına bu videoda girmek istemiyorum. Öncelikle bu cizvitlerin kim olduklarını ve neyi amaçladıklarını anlatmak istiyorum. Doğaüstü demonik zekadan ilham alan ve onlar tarafından yönlendirilen cizvitler, işte aldatma, hile yapma konusundaki ustalıkları ile ünlü oldular. Devlet kurumlarına sızarak ve eğitimi ele geçirerek bilimsel araştırmaları kendi amaçlarını ilerletme konusunda yönlendirerek tüm zamanların en büyük yalanını sunmayı başardılar. Küre dünya. Kopernik'in teorilerini isteksiz yayınlamasının ardından cizvitler daha fazla astronom yetiştirilmesi için çalıştı. Görünüşe göre tarikat dini bir oluşum olmasına rağmen canlı başla mümkün olduğunca çok bilim insanı yetiştirmeye çalışıyordu. Ama bilimin sadece bir alanına odaklanıyorlardı. 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar astronomlar incelenirse bunların büyük çoğunluğunun cizvit rahipler olduğu görülür. Bugün kullandığımız modern sivil takvim bile, yani Gregorian takvim, bir cizvit astronomu olan Christopher Clavius tarafından oluşturuldu. Şimdi takvimin değişmesinin ne alakası var derseniz, aslında çok alakası var. Kısaca açıklayayım. Takvimin değiştirilmesi de 10 emirin uygulanabilirliğini zorlaştırmak amacıyla yapılmıştı. Yani 10 emirden dördüncüsü olan Şabat gününü kutsal sayacaksın emrini günleri karıştırarak imkansız kaldılar. Şimdi eğer kutsal kitabı incelerseniz ve 10 emiri incelerseniz arkadaşlar, bu dördüncü emir olan Şabat'ı kutsal sayacaksın emrinin çok önemli olduğunu görürsünüz. Çünkü kutsal kitaba göre Tanrı bir nevi antlaşma yapıyor. Hani diyor ki 6 gün ne yapıyorsan yap, ama o bir günü bana ayır. Ve bunu da şart koşuyor. Ve Şabat konusu kutsal kitapta sürekli üstüne basılarak önemi defalarca anlatılan bir konudur. Şimdi bu günleri değiştirerek bu emrin uygulanabilirliğini zorlaştırdılar. Şimdi bugün birçok Yahudi, ondan sonra işte Adventist Hristiyan, Yehova Şahidi ya da işte Tevrat'a göre yaşam süren Hristiyanlar, ki Rob Skiba bunlardan biridir. Ondan sonra Dave Murphy mesela bir Hristiyan değil, fakat Şabat'ı tutan bir adamdır. Hani Tevrat'a göre yaşayıp Şabat'ı tutan bir adamdır. İşte bir takım gruplar Şabat günü olarak işte Cuma gün batımından Cumartesi gün batımına kadarki süreyi tutuyorlar. Ama takvimin değişmesi yüzünden bir yanılgı içerisindeler. Çünkü Şabat'ın esasında ay takvimine göre hesaplanması gerektiği iddia ediliyor ve o şekilde hesaplandığı zaman Şabat her hafta Cumartesi'ye denk gelmiyor. İşte başka başka günlere denk geliyor. Ve Şabat'ı tuttuğunu sanan dindar insanlar, hani böyle kalbinde sadece Tanrı sevgisi olup öyle ona ibadet etmek amacıyla Şabat tutmaya çalışan insanlar esasında Şabat'ı tutamamış oluyorlar bilmeden. Ve bunun yanında mesela bir örnek daha vereyim. Yılbaşı olarak bir ocağın tespit edilmesinin arkasında dahi pagan gelenekler yatıyor. Aslında yılbaşında yapay bir yeni yılın ilk günü değil, ama geçitlerin ve başlangıçların tanrısı sayılan pagan tanrı Janus'a adanmış bir kutlama geleneği etiket değiştirilmiş bir şekilde kutlanıyor. Yani ajandalarımızdaki özel günlerin neredeyse hepsinin pagan kökleri var, ama bunlar başlı başına farklı bir video konusu. O yüzden şimdilik bunlara değinmeyeceğim. Yani takvimi değiştirmenin çok basit bir adım olmadığını
algılamanızı istiyorum arkadaşlar. Bu çok basit bir şey değil. Bu esasında çok önemli bir değişiklik. Neyse, şimdi cizvitlere geri dönersek, insanlar kutsal yazılarda anlatıldığı gibi hareketsiz ve evrenin merkezinde kapalı bir sistem içindeki kozmolojiye inandıkları sürece yaratıcının sözünün gerçekliğinden şüphe duyulması için yalanlar tasarlamak istenilen sonucu vermeyecekti. Kutsal kitabı olan güven sarsıldıkça insanların neye inanacakları konusunda bir göksel otorite olarak Papa'yı görmeleri ve Papa'ya olan güvenin artması kolaylaşacaktı. Cizvitler her zaman kutsal yazıların düşmanı olmuşlardı. Katolik Kilisesi papalık kararlarını kutsal yazıların üzerinde kabul ettiği için kutsal yazılara olan güvenin azalması, pastörlere, papazlara ve papanın otoritesinde olan güvenin artması demek oluyordu. Kutsal yazılara uygun olan dünya merkezli sistem bir kenara bırakıldığı zaman yeni bir açıklama yapılması gerekiyordu. Güneş'in etrafında milyonlarca kilometre dolaşan ve sınırsız alanlardan geçen bir küre dünya, evrenin yeni güneş merkezli sisteminin izahı açısından gerekli hale geldi. Böylelikle bilim kutsal yazıların yanlışlığını kanıtlıyordu. Yeryüzünün şekli, hareket edip etmediği gibi temel bir bilgi konusunda yanılıyordu kutsal yazılar ve dolayısıyla yanlıştı. Bu da ileriki yıllarda Charles Darwin'in yazılarının temel spekülasyonlarını daha da ileri götüren alıcı bir izleyici bulduğu bir ortam yarattı. İnsanlar özellikle otorite olarak kutsal yazılara güvendikleri sürece Darwin'in teorilerini asla kabul etmeyeceklerdi. Ama onlara göre her şey mümkündü. Dünyanın yaratılması ve dünya dışı varlıkların varlığı da dahil olmak üzere hiçbir şeyin sorgulanmasına gerek yoktu. Bugün bu din-bilim tartışmaları bir zincir şeklinde biliyorsunuz ve o şekilde ilerledi ve tabii bu zincir içerisinde işte büyük patlama teorisi de yer alacaktı. Bilindiği üzere büyük patlama teorisi bugün evrenin nasıl başladığı ile ilgili en önde gelen açıklama ve en çok kabul gören açıklama. En basit haliyle evrenin küçük bir tekillikle başladığını söyler ve daha sonra 13,8 milyar yıl boyunca işte bugünkü halini aldığı iddia edilir. Büyük patlama teorisi ateist biliminin kutsal kitabın yaratılış birinci bölümüne cevabıdır bir nevi. Peder Andrew Pinsent, Oxford Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Papalığa bağlı olan Roma'daki Gregorian Üniversitesi'nden de ayrıca felsefe doktorasından teolojide yüksek lisans derecelerine sahip bir adamdır bu. Ayrıca Oxford'da partikül fiziği doktorası yapmış bir peder kendisi. 2015 yılında şöyle söylemiş arkadaşlar. Hem rahip hem de CERN'de eski bir parçacık fizikçisi olarak sık sık inanç ve bilim konusunda konuşmam isteniyor. Gençler bana çoğunlukla nasıl olur da hem rahip olup hem de büyük patlamaya inanabilirsiniz diye soruyorlar ki buna cevap vermekten çok mutlu oluyorum. Çünkü bunu biz icat ettik. Daha doğrusu George Lemaître bugün büyük patlama denilen teoriyi icat etti ve herkes onun kim olduğunu bilmeli demiş. Bu doğru bir açıklama çünkü büyük patlama teorisinin yazarı cizvit eğitimli bir rahip olan George Lemaître'den bir başkası değil. Papa Francis büyük patlama teorisinin Katolik Kilisesi'nin öğretisiyle uyumlu olduğunu ve büyük patlamanın bugünkü dünyanın oluşumunun temeli olduğunu beyan etti. Bu arada Papa Francis'in bir cizvit olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Cizvitlerin savunduğu teorilerin ardından amaçlarını ve ne kadar güçlü olduklarını anlatmaya başlayacağım. O nedenle bugünkü Papa'nın bir cizvit olmasının hem önemli hem de ürkütücü olduğunu düşündüğümden dolayı bu ayrıntıyı unutmamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Neden ve sonuç ilişkisine bakarsak, uzay boşluğunda Güneş etrafında dönen bir küre dünyanız olmazsa büyük patlama olmaz.
Büyük patlama olmazsa evrim olmaz. Evrim olmazsa yaratılışın yaratıcı tarafından dizayn edilmiş olmasının kabul edilme ihtimali çok daha yüksektir. İşte bütün bu ispatlanmamış ama gerçek diye dayatılan teorilerin arkasında Vatikan'ın bulunması gerçekten çok ilginç. Şöyle bir şey var. Çok sayıda araştırmacı Vatikan, İsviçreli bankacılar ve Nazi Partisi arasında tartışılmaz bağlantılar kurdu. Vatikan'ın özellikle Nazi Partisi ile olan ilişkileri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha ilginç bir hal alıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi subaylarının Amerika'ya nasıl getirilip savaş suçlusu olarak yargılanmalarından ziyade NASA projelerinde ve Operation Paperclip'te görevlendirildiğini başka bir videoda anlatmıştım. İzlemeyenler için açıklama kısmına link ekliyorum. Yüzlerce yıldır gerek özel gerekse üniversite ya da devletlere ait teleskoplar aslında Vatikan'a ait. Dünyanın en büyük teleskobunu Vatikan'ın NASA ile ortaklaşa sahip olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Üstelik bu teleskobun adı Lucifer. Yani Lucifer'in kutsal kitapta şeytanın isimlerinden biri olduğunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Resmi Vatikan web sitesine göre Vatikan Gözlemevi dünyadaki en eski astronomik enstitülerden biri. Peki fotoğraflar nerede? Son keşiflerle ilgili haber bültenleri nerede? Yani cizvit gökbilimciler son 500 yıldır ne yapıyorlar? Bunu sadece onlar biliyor. NASA'nın son derece geniş, anlaşılmaz büyüklükte genişleyen bir evren fikrini destekleyen kamuya açık bilgi bültenleri, doğal olarak diğer gök cisimleri üzerinde yabancı bir yaşam olması gerektiği varsayımına yol açtı. Sonuçta büyük patlama ile dünyada bir yaşam oluştuğuna göre, başka yerlerde neden oluşmasındı ki? Ve Hollywood ve bilim kurgu akımları ile birlikte NASA, dünya dışı yaşam formları ile temasın korkulduğu kadar aynı zamanda arzu edildiği bir ortam yarattı. Mesela şu var, Son Papa Geldi, Petrus Romanus'un yazarları Tom Horn ve Chris Putnam, Vatikan'ın yeni Lucifer teleskoplarıyla dünya dışı bir yaşam aradıklarını iddia ettikleri akıllara durgunluk veren bir kitap yayınladı. Kitapla ilgili bilgilere internette ulaşabilirsiniz. Ben kendim henüz okumadım. Kitaba göre Vatikan bir uzaylı kurtarıcı bekliyor. Bunu da aklınızda tutun. Sonra bunu da konuya bağlamaya çalışacağım. Şimdilik Vatikan'ın Lucifer sevdasına bir ara verip yeniden 1500'lü yıllara dönmek istiyorum. Kopernik'e tezlerini yayınla diye baskı yapan bu cizvit oluşum nasıl kuruldu? Neyi hedeflediler? Nasıl çalıştılar ve nasıl başarıya ulaştılar? Ve yeminlerinin ne şekildeydi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Kuruluş aşaması ile ilgili genel bilgiyi Wikipedia'dan özetliyorum sizin için. Sanırım ülkemizde hala yasak Wikipedia. O yüzden sizi çok kısa özetleyeceğim. Tarikatın kuruluşunu şu şekilde anlatıyorlar. 15 Ağustos 1534'te Loyola'lı Ignatius ve Paris Üniversitesi'ndeki 6 öğrenci tarafından kuruldu. Cizvitlerin benzer tarikatlardan en önemli farkının örgüt yapısında olduğu görülür. Tarikat üyeleri her zaman göze batmadan her türlü toplum içerisinde o toplumun insanları ile aynı düzeyde ve uyum içerisinde yaşarlardı. Tarikat ilk gününden itibaren kısa vadeli hedefler yerine hep uzun vadeli hedeflere yönelmiş ve özellikle insana yatırım yapmıştır. Gerçekten de insana yapılan yatırımlar sayesinde Cizvit tarikatı çok kısa sürede Avrupa'nın en önemli siyasi ve ekonomik gücü haline gelmiştir. Açtıkları eğitim kurumları, Vatikan'dan aldıkları destek, misyonerlik faaliyetleri ve dünya çapındaki yaygın örgütlenme ağı ile Katolik Roma Kilisesini desteklemiş, Reformasyon ve Protestanlığa karşı bir muhalefet oluşturmuş olup etkin oldukları dönemde hükümetleri, din ve devlet adamlarını, aydın ve entelektüel çevreleri etkileri altına almayı başarmışlardır. Tarikata kabul edilen herkes mutlaka uzun ve ayrıntılı eğitimden geçirilir. Ancak başarılı görülenler tarikatın fikir ve ideallerini öğrenebilirlerdi.
Cizvitler özellikle fakir ve yetenekli gençlere kurdukları ya da destekledikleri özel okullar aracılığı ile çok iyi bir eğitim verdirirlerdi. Fransa Clermont'ta bulunan Cizvit Koleji dönemin en iyi okuluydu. Cizvitler fikirlerine karşı çıktıkları bir kurum ya da topluluk ile karşılaştıklarında asla açıkça kavgaya girmezler, sinsi ve gizlice her türlü etkinlikte bulunarak o kuruluşu yıpratırlardı. Özellikle sahip oldukları iyi eğitimli genç üyeleri sayesinde karşıt oldukları kurum ya da topluluğun içine sızarak kendi ilke ve fikirlerini içeriden aşılarlardı. Bu şekil içeriden yapılan baskı ile o kurum kısa süre içerisinde yıpratılır veya tamamen yozlaştırılırdı. Evet, Wikipedia'da örgüt oluşumu kısaca bu şekilde özetleniyor. Şimdi Wikipedia'da bulunmayan bir ayrıntıya gelirsek, ekrana bir şema vereceğim. Bu şemada bugün bildiğimiz bütün gizli cemiyetlerin cizvitler eliyle kurulduklarını görebilirsiniz. Hani biz hep diyoruz ya, her taşın altından masonlar çıkıyor diye. İşte o her taşın altından çıkan masonların, işte tapınak şövalyelerinin vesaire aklınıza gelebilecek her gizli cemiyetin kurucusu olarak cizvitler karşımıza çıkıyor esasında. Oluşturdukları yapılanma ile az önce de bahsettiğim gibi özellikle okullar yolu ile kaliteli eğitim sağlayarak kendi adamlarını ülkelerin önemli noktalarına getirip politikalara yön vermeyi hedefleyip başardılar. Bu arada bilmem ne düşünürsünüz ama biraz başka bir konuya değineceğim. Hani bizim ülkemizdeki bu bela FETÖ örgütlenmesini ben bu Cizvit örgütlenmeye çok benzetiyorum. Ta başından beri. Burada iki tez sunulabilir. Ya Fethullah Gülen denilen soytarı Cizvit yapılanmayı örnek alarak onların izlediği yolu izleyip okullar yolu ile militan eğitip yönetimlerde önemli noktalara yerleştirmiştir. Ya da Fethullah Gülen Cizvitlerin Müslüman görünen maşalarından biridir. Yani açıkçası şahsen ben o soytarının böylesi bir yapılanmayı tek başına örgütleyebileceğine inanmıyorum. Şu an Amerika tarafından kullanması gerçeğini de düşünürsek bu soytarının bir cizvit maşası olduğunu söylememizin yanlış olacağını düşünmüyorum. Çok şükür ki birazcık tarih okuduğumuz için bu soytarıya hiçbir zaman kanmadık. Ne halt olduğunu başından beri biliyorduk ama neyse. Şimdi bu cizvitlere dönersek, okul yapılanması için hafife alınacak bir yapılanma diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü ben biraz araştırdım, tanıdığımız hangi yüzler cizvit okullarından mezun acaba diye bir baktım. Ama çok ilginç isimlerle karşılaştım. Mesela hani uzatmayacağım, böyle çok birkaç tane isim vereceğim size. İşte mesela eski CIA direktörü William Casey, Bill Clinton, ondan sonra Descartes, Diderot, Ahmet Ertegün, Alfred Hitchcock, işte daha işte Hollywood yıldızları var, sporcular var, işte birçok Pakistanlı, Iraklı, Amerikalı, İngiliz, Fransız, İspanyol politikacılarla dolu bu liste. Ama politikacıların kimliklerini irdelerseniz hem sağ hem de sol kanattan isimlere rastlayabilirsiniz. Bu isimler sır değil arkadaşlar. İnternette siz de bulabilirsiniz. Google'da arama yapın. Cizvit okullarından mezun olan politikacılar ya da ünlüler diye çok böyle feci bir liste çıkacak karşınıza. Ne isimler var ne isimler var. Ama şöyle söyleyeyim, benim gördüğümde böyle yok deve dediğim iki tane isim oldu arkadaşlar. Bunlardan biri Fidel Castro, diğeri de Raul Castro. Yani çok şaşırdım onların Cizvit okulundan mezun olmalarını. Yani kim kimdir, kim neye inanır, kimsenin yanındadır ya da kim sana karşıdır, esasında bu belli değil. Bunun en büyük göstergesi de edilen cizvit yemini, ki bu yeminin çok ilginç olduğunu düşünüyorum ben. İnternette bazı web sitelerinde bu yeminin gerçek olmadığı iddia edilse de tarikatten ayrıldığını iddia eden bazı eski cizvitler tarafından onaylanmış bir metin bu.
Ben çevirdim. Gerçekliğine inanıp inanmama konusunu size bırakacağım. Şahsi fikrimi sorarsanız ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Nedenini sonra söyleyeceğim. Cizvit yemini edilirken bir nevi ritüel uygulanıyor. Yani öyle hemen işte yemin ettim oldu bitti değil. Bir ayin havasında yapılan ve yemin eden kişinin kanı ile imzalanan bir anlaşmadan bahsediyorum. Şimdi yemine geçeyim, sonra onun üzerine konuşuruz arkadaşlar. Cizvit mezhebinde eğitim alan tarikat üyeleri rahipliğe yükseltildikleri zaman tarikata ait bir manastırda özel bir törenle yemin etmek zorundalar. Yeminden önce çok sıkı bir eğitimden geçiriliyorlar ve bu mertebeye ancak seçilebilirlerse ulaşabiliyorlar. Yemin töreni 3 kişinin huzurunda yapılıyor. Sunağın her iki tarafında birer rahip bulunuyor. Bunlardan biri elinde papalık renkleri olan sarı ve beyaz bir sancak taşıyor. Diğer taraftakinin elinde de siyah bir sancak var. Bu sancağın sağ tarafında kırmızı bir haç, sol tarafında ise bir hançer ve ortada ise kuru kafa ve kemikler bulunur. Tam kuru kafanın üzerinde inri yazar. En altta ise açıklaması var. İşte iustum necar reges impius. Bunun anlamı sadece dinsiz ya da sapkın kralları, hükümetleri ve düzenleri imha ve yok etmek için demektir. Şimdi bu Cizvit bayrağındaki inriyi Hristiyanlıkta bahsedilen inri ile karıştırmayın arkadaşlar. Çünkü o inrinin açılımı Iesus Nazarenus Rex Ludearium olmakla beraber işte Nasrallı İsa, Yahudilerin kralı anlamına geliyor. Ama Cizvit bayrağında tamamen başka bir şeyden bahsediyor. Devam edelim. Zeminde rahip adayının diz çökeceği noktada kırmızı bir haç bulunuyor. Töreni yöneten baş rahip adaya küçük siyah bir haç veriyor. Aday bunu sol elinde tutarak kalbine bastırıyor. O esnada baş rahip kabzasından tuttuğu bir hançeri rahip adayına doğru uzatıyor. Rahip adayı bu hançeri keskin yerinden tutarak kalbine doğru bastırmak zorunda. İşte yemin esnasında rahibin, aday rahibin aldığı pozisyon bu şekilde. Ardından yemin aşamasına gelinir. Baş rahip şöyle der: "Oğlum, şimdiye kadar sana duygularını gizlemen öğretildi. Kendi kardeşlerin arasında bile casus olman için, hiç kimseye inanmaman, hiç kimseye güvenmemen için, reformistlerin arasında reformist olmak için, kalvinistlerin arasında kalvinist olmak için, diğer protestanların arasında protestan olmak için ve onların güvenini kazanmak, hatta onların kürsülerinden vaaz vermek için, gerekirse kutsal dininin ve papanın şiddetle aleyhinde olarak, hatta daha da düşerek Yahudiler arasında Yahudi ol ki, böylelikle papanın sadık bir askeri olarak bağlı olduğun düzen için her türlü bilgiyi toplayabilesin. Sana barış içinde başarılı bilim ve sanat üretebilen topluluklar, şehirler ve devletlere birbiriyle savaşa sokmak, iç savaşa teşvik etmek, sinsice kıskançlık ve nefret tohumları ekmek öğretildi. Savaşçıların tarafında ol ve belki de diğer tarafta faaliyet gösteriyor olan ve açıkça sana karşı gibi görünen Cizvit kardeşlerinle gizlilik içinde ol. Sonunda kazanan sadece kilise olacaktır ve barış anlaşmalarında ve sabit koşullarda her yol mübahtır. Casus olarak sana görevin olarak tüm istatistikleri, yetkindeki bütün kaynaklardaki gerçekler ve bilgileri, her sınıf ve karakterdeki protestan ve kafirlerin, ayrıca tüccar, banker, avukat, okullar ve üniversiteler arasında, parlamentolar ve yasama meclislerinde, mahkemeler ve devlet konseyleri, aile çemberlerine girerek kendini sevdirmek ve herkes için her şey olarak onun ölümüne hizmetkarları olarak Papa'nın uğrunda toplaman öğretildi. Bir rahip adayı olarak hizmet ettin ve tüm talimatları aldın. Fakat henüz Papa'nın hizmetindeki Loyola ordusunda komuta etmek için gerekli olan şekilde adanmadın.
kan dökülmeden hiç kimse kurtulamaz dendiğinden dolayı görevini kafirlerin kanıyla kutsamayan hiç kimse bu konuda komuta edemeyeceği için bir unsur, bir araç, üstleri tarafından yönetilen bir cellat olarak uzun zaman hizmet etmek zorundasın. Bu nedenle görevin için seni uygun hale getirmek ve kendi kurtuluşundan emin olmak için Papa'ya bağlılık ve tarikatine itaat ettiğin için eski yemine ek olarak benden sonra tekrar et. İşte ben falan falan falan. Ulu Tanrı'nın Kutsal Bakire Meryem, Kutsal Baş Melek Mikail, Kutsal Aziz Vaftizci Yahya, Kutsal Elçiler Aziz Petrus ve Aziz Pavlus ve bütün azizler ve cennetin kutsal orduları ve sen, ruhsal babam Aziz Loyola'lı Ignatius tarafından 3. Pol Papalığı zamanında kurulan ve bugüne dek süren İsa'nın cemiyetinin üstün generali. Bakire'nin rahmi ve Tanrı'nın rahmi ve İsa Mesih'in asası huzurunda beyan ve yemin ederim ki Mesih'in vekili olan kutsal papa, dünyanın her yerinde Katolik ya da evrensel kilisenin tek ve gerçek başı, bağlamak ve çözme erdeminin anahtarları kendisine kurtarıcım İsa Mesih tarafından verilmiş, inanca ters düşen kralları, prensleri, devletleri, ulusları ve hükümetleri tahttan indirme ve yok etmeye yetkisi vardır. Bu nedenle gücü yettiğince Papa Hazretlerinin bu haklı ve geleneksel doktrinini tahtları ele geçiren özellikle Lutheran Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İngiltere ve İskoçya'nın sahte yetkilileri ve şimdi bazı uzantıları İrlanda'da, Amerika kıtasında ve başka yerlerde kurulan Roma'nın ana kilisesine karşı olan gasp edilmiş ve kafir yönetimlere karşı savunmak zorundayım ve savunacağım. Protestan ya da özgürlükçü diye anılan her bir kafir kral, prens ya da devleti ve bunların yasalarını, hakimleri, ordularına itaati ret ve inkar ediyorum. Ayrıca beyan ederim ki İngiltere ve İskoçya kiliselerinin, Fransız protestanların, Kalvinistlerin ve diğer protestan ve özgürlükçülerin kiliselerinin doktrinleri lanetlidir ve onları bırakmayanlar da kendilerini lanetlerler. Ayrıca beyan ederim ki İsviçre, Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, İngiltere, İrlanda ya da Amerika ya da herhangi bir başka bir krallık ya da bölge, her nerede olursam olayım, Papa Hazretlerinin temsilcilerine yardım, destek ve tavsiyelerde bulunacak ve sapkın protestan ve özgürlükçülerin öğretilerinin ve sahte yetkilerinin ve krallıklarının kökünü kazımak için olanca gücümü kullanacağım. Ayrıca beyan eder ve söz veririm ki, dinimi sapkın sayarak ana kilisenin propagandasının faydası için onun temsilcilerinin öğütlerini gizleyip bana emanet ettikleri sırları doğrudan ya da dolaylı, sözlü ya da yazılı, her ne durumda olursa olsun bütün önerilenleri başaracağım. Ve ayrıca beyan ederim ki kendime ait hiçbir görüş ya da amacım olmayacağını ve içten kendim karar almayacağımı, hatta bir kadavra, bir ceset gibi olacağıma, İsa Mesih'in papasının milis kuvvetlerinden gelecek her bir emre tereddütsüz itaat edeceğime yemin ederim. Dünyanın herhangi bir yerine gönderilebilirim. Kuzeyin donmuş bölgelerine, Afrika'nın yanan kumlarına ya da Hindistan'ın ormanlarına, Avrupa'nın medeniyet merkezlerine, Amerika'nın vahşi yerlilerinin topraklarına şikayet etmeden ve söylenmeden ve her ne olursa olsun bana bildirilen her konuda itaatkar olacağım. Ayrıca beyan ve yemin ederim ki ne zaman fırsat doğarsa acımasız bir savaş başlatıp sürdüreceğimi, gizli ya da açıkça bütün sapkınlara karşı, protestanlar ve özgürlükçülere karşı yönlendirildiğim şekilde onların kökünü yeryüzünden kazıyıp yok edeceğimi, ne yaş ne de cinsiyet ayrımı yapmadan bu rezil sapkınları asacak, harcayacak, kaynar suda haşlayacağım ma derilerini yüzüp boğazlayacak, canlı canlı gömecek, onların alçak ırklarının sonsuza dek yok etmek için kadınlarının karınlarını ve rahimlerini yarıp bebeklerinin kafalarını duvarda ezeceğim.
Bu açıkça yapılamazsa gizlice zehir kullanacak, boğma kablosu, çelik hançer ya da mermi ne olursa olsun kişilerin ün, rütbe ya da yetkilerini ayırmaksızın yaşam içindeki koşulları ne olursa olsun kamu veya özel herhangi bir zamanda Papa ya da İsa cemiyetinin kutsal inanç kardeşliğinin üstleri ne zaman ne emir verirse yapacağım. Onaylıyorum ki bu vesileyle hayatımı, ruhumu ve bütün bedensel gücümü atıyor. Şimdi alacağım bu hançerle ismimi buradakilerin tanıklığıyla kendi kanımla yazıyorum. İşte yemin kabaca bu şekilde ediliyor. Daha sonra da bir soru cevap ritüeli var. İşte sen kimsin, ben şuyum falan diye devam ediyor. Ben o kısmını gereksiz gördüğüm için eklemiyorum. Şimdi bu yeminin çok uçuk noktada bir yemin olduğunu, az önce de söylediğim gibi bazı çevreler olduğu için işte bazı çevreler yalan olduğunu iddia ediyorlar. Ama elimizde şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Bu yemin 1843 yılında Fransızcadan çevrilip New York'ta yayınlanan Carlos Didier'e ait Gizli Roma isimli kitaptan alınmış. 1967'de Cizvit tarikatından kaçan doktor Alberto Rivera kitaptaki yeminin kendi ettiği yeminle birebir aynı olduğunu beyan etmiş. Cizvit yemini ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Kongre kayıtlarına da kaydedilmiş. Şüpheci yaklaşabiliriz ama gerçeklik ihtimalinin ben şahsen yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cizvitlerin hedeflerine gelirsek kısaca Kara Papa'yı da anlatmam gerekiyor. Şimdi bildiğimiz gibi bir Papa Francis var. Esasında bir de Kara Papa var. Kara Papa üstün general olarak adlandırılan Cizvit tarikatının başındaki kişiye verilen isim. Gözler önünde işte Francis var, diğeri de sahne arkasında da tarikatın üstün generali Siyah Papa var. Ve esasında bütün bu oyunu da Kara Papa yönetiyor arkadaşlar. Hedef de Papa'nın başında olduğu yeni bir dünya düzeni oluşturmak ve bütün insanları tek bir din olan Papa dininde birleştirmek. Yani şimdi anlıyor musunuz Papa Francis'in neden kutsal kitapla Kur'an birbiriyle aynı dediğini, neden sürekli işte bütün dinleri birleştirmeye, bir araya getirmeye çalıştığını? Yani benim dünyada en anlamsız bulduğum düşmanlık dinlerin ve ırkların birbirlerine olan düşmanlığıdır. Yani hiç kimseyi dininden ya da ırkından dolayı aşağı görmemelidir. Ya da kendisinin üstün olduğunu iddia etmemelidir. Çünkü bir defa tamam dininizi seçebilirsiniz ama ırkınızı seçemezsiniz. Seçemediğiniz bir şey için yargılanmanız kadar aptalca bir şey olduğunu sanmıyorum dünyada. Ve evet, düşman olmamalıyız ama şu da önemli bir ayrıntı. Ne diye hepsi birden harmanlanmış gibi görünen ve başında pedofili bir güruhun bulunduğu bu tuhaf demonik insanların hazırladığı inanca iman etmek zorunda kalacağız. Neden? Ama işte dünyayı öyle bir kaosa hazırlıyorlar ki başta anlattığım bu Hegel diyalektiğinde olduğu gibi bu kaostan doğal olarak yeni bir talep doğacak ve bizden gidecek bu talep tam da onların istediği şey olacak. İddialardan biri yaratılacak olan bir sahte uzaylı istilası ile papalık barış getirecek ve dünyanın yönetimini ele geçirecek. Sahte uzaylı istilası konusuna da gelirsek bunu çok iyi anlatan bir video çevirmiştim. Mavi Işın projesi ile ilgili hani ODD TV videosu. Ben onun linkini de ekliyorum arkadaşlar, açıklama kısmını. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. O zaman taşlar daha çok yerine oturacaktır. Katolik Kilisesi'nin çıkış noktasını işte İsrail'de yaşamış yaşıyor peygamberi alıp nasıl Tanrı'nın oğluna çevirdiklerini, Tevrat'ı nasıl kırpıp içinden hangi bölümleri çıkardıklarını, o bölümlerde neler yazdığını, İşte paganizme nasıl tek tanrılı din maskesi geçirdiklerini araştırırsanız bu manyaklığın boyutunu çok daha iyi kavrayabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii bütün bu konular aslında yani yüzlerce video daha yaratır. O kadar çok derin ki bir kez daldınız mı çok zor çıkacaksınız içinden. Ama tabii şu konuda da uyarmak isterim arkadaşlar. Kilise dedik diye bu adamların sadece kiliselerde olduklarını ya da Hristiyan kimlik taşıdıklarını sanıyorsanız hala bu videoyu dikkatli dinlememişsiniz demektir.
yeminlerinin içinde herkeste herkes olmaktan, işte gerekirse protestan kürsülerinden karşı vaazlar vermelerinden falan bahsederken Müslümanların arasında Müslüman gibi görünmeyeceklerini sanmıyoruz, değil mi? Yani güvercin gibi saf olalım ama yılan gibi uyanık olmaktan da asla vazgeçmeyelim. İşte elinde Kur'an, dilinde Allah olan her adamı gerçekten Allah adamı sanmayalım. Dahası Allah'la aramıza kimseyi sokmayalım. Ne zaman ki işte insanlara değil sadece Allah'a bakıp onun dediği yolda yürürsek, işte o zaman bizdenmiş gibi görünen ama bizden olmayan hiç kimsenin bizi kandırmasına izin vermemiş oluruz. Oyunun büyüklüğünü küçümsemeyin arkadaşlar. Cizvit oluşum bir gerçektir ve bugün hala aynı hedefe doğru yürüyorlar. Günümüzdeki cizvit etkinliklerine bakacak olursak, bugün birçok cizvit papazın birçok oluşumda gerek televizyon gerek gazete gibi yayın organlarında işte röportajları yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesini işte yaklaşık bir 4 yıl önce kendim de izledim. Neil deGrasse Tyson'ın sunduğu Yıldızlarla Buluşma programında bir cizvit rahip büyük patlama ve evrimi Katolik Kilisesi'nin nasıl kabul ettiğini sırıta sırıta anlatıyordu. Hatta Neil deGrasse Tyson bir programda Katolik inancın dünya üzerindeki en bilim dostu inanç olduğunu söylüyor. Ayrıca işte modern takvim içinde hazırlayan cizvit rahip astronomlara işte teşekkürlerini falan sunuyor. Bugün Papa Francis'in dahi bu teorileri desteklediklerini düşünürsek zihinlere nelerin kazındığını anlayabiliriz. Genç beyinlere bu teorilerin ruhsal anlamda da bir nevi onayı olduğu imajı yaratılarak kazınan inancın pekiştirilmesini sağlıyorlar. Hem bilim adamlarının hem de din adamlarının onayladığı bir şey yalan olamaz, değil mi arkadaşlar? İşte milyarlarca yıl önce kesinlikle bir şey patlamıştır. Bu hiçlikten her şey doğmuştur. Evrile devrile mikroorganizmaydı, sürüngendi, maymundu, insandı derken hop diye kürenin üstüne düşmüşüzdür. Hiçbir şey olmamışsa bile kesin bir şeyler olmuştur. Ve bütün bu anlatılanlar hiç de saçma değildir. İspatlayamadığınız bir şeyin sorgulanmasının önüne işte böyle geçersiniz. Ama tabii bazen de böyle 3-5 tane deli çıkar. Deli yerine konmayı, alay edilmeyi göze alıp hop bakalım durun, küre değil, yanlış söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz der ve o 3-5 deliyi yüzlerce deli izler. Ondan sonra da yüzler binler olur, sonra da milyonlar olur ama yine de bu dünyayı bu adamlardan bir tek bu deliler kurtarır. Ben bir süredir sosyal medyada olmadığım için ve geri dönmeyi de düşünmediğim için artık o soruları görmüyorum ama eğer arkadaşlar hala daha etrafta neden bizi kandırsınlar ki? Ellerine ne geçecek ki? İşte ha küre olmuş ha düz olmuş ne fark eder ki falan diye soranlara bu videoyu izletebilirsiniz. Çünkü bu yalanın sebebinin daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Doğru şekilde analiz edilebilirse ve açık bir yaklaşımla eğer izlenilirse bu konunun kavranılabileceğini düşünüyorum. Uzun zaman sonraki ilk videomdu. Umarım beğenirsiniz. Yeni bir video için söz vermiyorum ama yine elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun yanında eğer bu konuda bahsettiğim konularla ilgili işte detayları merak ediyorsanız, hangi konuyu daha çok merak ettiğinizi eğer yoruma yazarsanız belki onun üzerine bir videoda işte hazırlayabilirim. Çünkü esasında çok derin bir konu ve çok detaylı bir konu ama ben burada özetlemeye çalıştım. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız eğer yapabilirsem ayrıntılı videolar yine yapmaya çalışırım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım yeniden kısa zamanda birlikte oluruz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.